Merhaba, Cem TV'de Diyabet ve Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün iki canlı yayın konuğum olacaktı. Bir arkadaşımız hastalandı. Biliyorsunuz çok fazla duyuyoruz biz bu hastalık lafını bu ara ama çok geçmiş olsun demenin dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Biz de ilk konuğumuz ve çok değerli konuğumuz Sayın Ayşegül Aydoğan Atakan'la programımıza başlıyoruz ve devam ediyoruz. Sağlık yazarlığını konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Bu sağlık yazarlığı nedir? Sağlık muhabirliği gazetecilikte aslında sağlık muhabirliği önemli bir alan, uzmanlık alanı. Biz sağlık habercileri olarak e, sağlık konusunun bir uzmanlık alanı olarak görüyoruz. Tıpta nasıl ki uzmanlık alanları var? Evet. Gazetecilikte de, işte eğitimde, adliyede, sağlıkta biz zamanında uzman sağlık habercileri olarak bu branşlardan bir tanesinde işte görev yaptık uzun yıllardır. Peki sağlık okur yazarlığı nedir? Sağlık okur yazarlığı aslında bizim hastalıkları daha iyi yönetebilmemiz, e, hatta hastalanmamamız hastalıklardan korunmamız açısından belli düzeyde sağlık bilgisine sahip olmamız demek. Benim anladığım bu. Biz sağlık habercileri, gazeteciler olarak da sağlık okur yazarlığını elbette çok önemsiyoruz. Muhakkak. Çünkü evet bu aktarılan bilginin sağlıklı olmasına da hizmet ediyor aynı zamanda. Bizler aslında yetişmiş sağlık okur yazarlarıyız en başta. Evet, evet. Belli bir süzgeçten geçirerek bilgileri ve yalın bir dile çevirerek okuyucuyla buluşturan sağlık habercilerini biraz köprü olarak görüyorum toplumla. E, bilim insanları arasında. Yani çok güzel bir şeylere değindiniz. Bir tek değil birkaç tane güzel kelime var. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Yalın bir şekilde dediniz. Yalın bir şekilde aktaran sağlık yazarına ben pek rastlamıyorum. Çünkü aldıkları <laughs> Tıbbi lafları, latinceleri koyuyorlar. Hayda, ondan sonra acaba neyim var benim diye soru soruyoruz kendimize. Doğru mu düşünüyorum? Çok haklısınız. Çünkü son yıllardaki bir eğilim var. Böyle biliyorsunuz medyada herkesin takip ettiği, sadece sağlık habercilerinin değil, işte köşe yazarı olarak. Sağlık çalışanlarının, doktorların, hekimlerin de köşeleri var. Evet. Şimdi bu bir aslında medya eğitimi konusu. Başka bir konu aslında. Evet. Çünkü bilim insanının, bilimin, tıbbın çok apayrı bir terminolojisi var. İnanın bunu öğrenmek de bir zaman isteyen, Muhakkak uzmanlık ki, isteyen tabii, bir alan. Tabii, yani tabii. ben tıp sözlüklerinden çalışarak hakim olmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Zaman içinde oluşuyor. Bu terminolojiye hakim olmak. Çok fazla bilimsel sempozyum izlemeniz lazım. Röportaj yapmanız lazım. Okumanız lazım. Ben hobi olarak hala sağlık kitaplarını okumayı tercih ediyorum. Mesela yani herkes roman okurken. Ne güzel araştırmaya devam. Devam çünkü bu bir yaşam biçimi aslında bakarsınız. Nasıl bilim insanlarının sürekli okumu, okuduğu, sürekli eğitim dediğimiz, kendine eğittiği, araştırmalara, buluşlara adım attığı sektörde, sağlık sektöründe siz de kendinizi geliştirmek durumundasınız. O yüzden uzmanlaşma önemli diyoruz sürekli. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani yalın bir şekilde aktarılırken bir de bilgi kirliliği oluşmaması gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Ayşegül Hanım ben şimdi hasta durumunda olarak bir diyabetli olarak hani hasta demeyi sevmiyoruz ama evet. tıpta önemli bir yer kapsayan kişi olarak hasta pozisyonunda olarak hepimiz hasta olarak zaman zaman doktora hastaneye gidiyoruz. Ancak beni korkutan veya beni çok ümitlendiren haberlerle biraz aklım mı karıştırıyorum yani evet. bana mesela diyabete çare bulundu diye bir başlık atıldığı zaman ister istemez okuyorum tabii ee, daha gençler de okuyor diyabete çare bulundu nerede bulundu yani okuyorum 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 başlık güzel çok haklısınız o klişe başlıklar evet. aslında bizim de hani kanayan yarımız evet. tabiri evet. caizse çünkü evet. bu mücadele edilmesi gereken de bir alan yani medyada hakim olan o dilin Mesela işte bu kadın haberlerinde de erilgide karşı çıkıyoruz mesela aynı evet. zamanda. Evet. E, sağlıkta da bu klişe başlıklar mucizevi işte buluş, e, tıp dışı işte kansere son veren ilaç vesaire bunlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Bu başlıkların atılmaması lazım. Sağlık haberine sağlık haberini yapan kişi kadar bunu sayfaya koyan editör, sayfa sekreteri, yazıştırı müdürü hepsinin yayın yönetmeni e, bu bir ekip işi. Hepsinin sorumluluğu var. Biz sağlık habercileri kendimizi ne kadar uzmanlık alanında adasak da e, bir yere kadar e, gücümüz yetiyor ki kaldı ki son yıllarda ne yazık ki e, aktif olarak sektörde çalışan sağlık habercileri sayısı da giderek azalıyor. Şimdi onu soracaktım. Siz nasıl başladınız sağlık haberciliğine? Onu da bir merak ettim. Onu da araya sıkıştırarak sorarak sormak istiyorum. E, ben aslında stajyer olarak başladım da e, Milliyet Gazetesi'nde yeni mezundum. 1995 yılıydı evet. ve o dönemde çok kısa bir süre içinde sağlık muhabiri ayrıldı e, gazeteden ve bana teklif edildi. Ben de e, çok bilmediğim bir alan, gazetecilikte de çok tecrübem olmadığı için ilk başta çok böyle çekinceli yaklaştım çünkü zor geliyordu. Dediğiniz mesela o nedenlerden ötürü hakikaten e, bilgi sahibi olmak ve çevre sahibi olmak lazım. Tabii ki e, sağlık muhabirinin en çok beslendiği şey bilgiden ziyade haber kaynağıdır çünkü. Yani ilk etapta çok bilgiyi önemli. edinebilmeniz için haber kaynağına çok ihtiyacınız önemli. var. Dolayısıyla ben biraz e, bocaladım e, stajyerlik dönemimi ama sağlık haberciliğiyle başladığım için. Benim gazeteciliğim bütün kariyerimi kapladı sağlık haberciliği. İyi ki. İyi, İyi ki. ki. Ben İyi çok ki. memnunum, çok sevdim, çok bocaladım ama hani bazen e, zorlanmak gerekirmiş ya çok e, tutkuyla bağlanmak için. Kesinlikle. Ben e, o anlamda gazeteciliği sağlık haberciliğiyle sevdim diyebilirim. Ne güzel ne güzel söylüyorsunuz. Peki sağlık muhabirleri örneğin haberlerde olsun veya sağlık muhabiri değil de muhabirler olsun. Bazen öyle sorular soruyorlar ki sağlıkla ilgili veya işte anne babasını kaybetmiş veya çocuğunu kaybetmiş herhangi bir sağlık sorunundan ötürü kişilere inanın ben böyle evde seyrederken çok üzülüyorum, rahatsız ve huzursuz oluyorum. Bunun böyle bir nasıl ne yapmak lazım da bu insanlara uslupla sorunun kişiyi incitmeden nasıl sorulması gerektiğini aktarmak lazım. Şimdi hasta odaklı yaklaşım aslında bu son yıllarda böyle çok dillendirilmeye başlayan bir kavram. Yani son yıllarda demeyeyim aslında son yıllarda biraz daha çok öne çıktı belki ama bizler bunu birçok hekimden, uzmanlık derneğinden duyuyorduk. Zaten hasta odaklı yaklaşım, hasta dernekleri mesela Türkiye'de ne yazık ki hala istenilen düzeyde değil. Evet. Sağlık okur yazarlığı da ne yazık ki değil işte en başta oradan evet. başladık. Evet. Yani bunlar birbirine bağlı zincirleme kavramlar, zincirleme kurumlar diyeyim. Yani kurumsallaşması lazım bu kavramların. Evet. Çünkü kronik hastalıklar Türkiye'de çok yaygın. Bizim çok başarılı hasta derneklerimiz var. Ama mesela biz bunu yurt dışı kongrelerinde gördüğümüzde yurt dışı kongrelerinde sunum yapan hasta dernekleri gördük biz uluslararası bazda. Bizde ne yazık ki o yelken rüzgarı alamış, almış değil arkasına hasta dernekleri. Hı. Birazcık daha aktif olmak lazım, hastalığa sahip çıkmak lazım. Özellikle sizin söylediğiniz gibi kronik hastalıklarda hastalığı yaşayan kişi tek bir birey değil. Yani bir diyabetliden bahsederken belki eşi, belki çocukları ya da çocuksa tüm ailesi. Onun çevresinde değil mi? Bir halkı oluşturuyor. Evet, Bir evet. hastalık dört kişiyi ilgilendirir hale geliyor. Dolayısıyla işte bilgi kirliliği o bahsettiğiniz en çok kafa karıştıran, hastaları en çok inciten değil mi? Evet. Size evet bazen evet, tedavilerinizi, evet. mevcut tedavilerinizi bırakmaya yol açacak sorunlara yol açıyor. Yani Aha. burada işte medyaya düşen görev o söylediğiniz gibi doğru soruyu sormak, doğru kişiye sormak. İşte uzmanlık dernekleri çok kıymetli. Yani geçmişte bizim de Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği olarak da yaptığımız çalışmalarda uzmanlık derneklerinden de destek alarak, onlarla işbirliği yaparak pek çok eğitim toplantısı düzenlemiştik. Biz oradan çok şey öğrendik baktığınızda. Keşke o toplantıları evet devam ettirebilsek. Öyle niyetlerimiz var. Siz o kadar güzel derneklerden yaptığınız işlerden bahsediyorsunuz ki hakikaten ben şimdi nasıl bir kulis olduğunu arkada e, sizden öğreniyorum. Hani bir tek tercüme ederek yurt dışından haberleri sağlık muhabiri olunmuyor. Dolayısıyla işin içine birazcık girmek o gerekiyor. Ondan başka bir alan. Dış haberlerden gelen evet haberler evet, o başka bir yani alan. benim bildiğim sağlık muhabiri olan hatta ameliyata bile giren, doğuma Elbette, bile giren hepimiz girdik. Girdiniz değil mi? Kişiler çok. var. Evet. Benim yani burada. benim özellikle mesela sevdiğim branşlar vardır. Yani sağlık muhabirliği içinde de belli konular. Organ nakli mesela benim en e, duyarlı olduğum konulardan biridir. Ya, evet. E, hem haber yaparken canınızı çok acıtır. E, ama birilerinin hayata döndüğünü, e, yaptığınız haberlerin karşılık bulduğunu. Çünkü bir haber yaptığınızda organ nakli organ bağışı öyledir. E, bulaşıcı etkisi var. Ee, işte gazete haberinden gördüm dediği noktada o sizin haberinizdir. Ee, ya da televizyon haberinden gördüm, duydum, dinledim ve biz çocuğumuzun organlarını bağışladın diyen aileye e, e, inanılmaz bir e, nasıl diyeyim duygu geçişiniz olur. yani Olmaz. Çünkü değil. orada sizin de payınız vardır. Bu yaptığınız işin, insana dokunma işte hissinin. Yüce bir şey olduğunu gösteriyor. Yani gazeteciliği biz bu anlamda kullanıyoruz. Yoksa yaptığımız sağlık haberini sadece işte ansiklopedik bilgi vermek için değil. Birilerinin hayatına dokunsun. Yani işte kese kağıdını yapılmış bir gazete kağıdıyla sizi yurdun diğer ucundan arayan insanlar var oluyor yani eskiden gazetecilik de böyleydi e, gazeteyi ararlar o doktorun ismini telefonunu sorarlar ben hatırlıyorum ama ailemden yaptığımız zamanlara evet çok evet, ciddi evet, okuyucu evet. kitlesi takip ederdi sağlık haberlerini ve evet. e, geri dönüşü olurdu bu haberlerin e, yeri gelirdi işte şehir dışından gelen hastalar o e, yaptığınız haberdeki doktora ulaşmak isterdi. E, bunlar çok önemli aslında. Belki şu an biraz zayıfladı o refleksler. E, sosyal medyanın belki biraz daha Şimdi oraya gelecektim sosyal etkisiyle. Medya. Evet sosyal medyada ayrı bir soru işareti. Çünkü sosyal medyada örnek veriyorum. Şimdi bana sordukları zaman hep kendimden örnek veriyorum ama hani en çok kendimi bildiğim için oradan örnek veriyorum. Hangi enstitülü kullanıyorsun? Ben hiç isim hmm. vermiyorum. Evet. E çünkü bu bana yazılmış bir ensülin veya bu bana yazılmış bir sağlıklı beslenme planı belki sizin bünyenize hiç olmayacak veya işte hangi ilacı şu durumda kullanıyorsun hani komşudan duyup alma gibi bunlar bana çok ters geliyor. Ama tabii ki biz genel olarak işlemleri böyle götürüyoruz. Bunu da sosyal medyadan okuyoruz. Birisi diyor ki bu böyle 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 çok kötü, bu, bu çok çok bu iyi diyor. Öyle dediği zaman sanıyorum birazcık da bunların kontrol altına alınması lazım diye düşünüyorum. Şimdi orası zaten böyle ucu açık dipsiz bir kuyu gibi. Ee, sosyal medyayı neden örnek verdim? Çünkü yine biraz önce konuştuğumuz o bilgi kirliliğinin en yaygın olduğu mecralar işte sosyal medya ya da WhatsApp grupları, o çevrimiçi gruplar. Evet. Bunların çok daha kolay. Çünkü herkesin elinde bu telefonlar var. Evet. Ve e, 7'den 70'e, çocuktan emekliye kadar herkes bu bilgileri WhatsApp'tan paylaşabiliyor. Sosyal medya hesabı olmaksızın. Ama herkesin bir WhatsApp'ı mutlaka, mutlaka var. var evet. Ve bakıldığında burada mesela kirli bilgi dediğimiz ya da ee, yanlış bilgi 6-7 kat daha hızlı yayılıyor. Mesela biz bunu en son işte pandemide gördük. Maalesef. Ve bilim insanları dediler ki biz virüsle mücadele ederken, hastalıkla mücadele ederken bir de bu bilgi kirliliğiyle mücadele etmek ya. zorunda kalıyoruz. Ve bu bir çok haklı serzenişti. Tabii. Çünkü yani onlar e, hastalıkla ilgili bir şey paylaşmaya e, gayret ederken bir yandan da arka planda Hayır o değil bu değil diye e, bu insanların işte biliyorsunuz aşı karşıtlığı yükseldi, o, ay, aşı ay, kararsızları ay. diye aşı kararsızlığı diye araştırmalara konu olan bir kavramlar ortaya çıktı bu pandemide. Bunlar her sadece sene senede oldu. Evet. Var evet. olanın evet, da üzerine evet, eklenenlerin evet. dışında sene evet. senede yepyeni bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla bu, bu konularda çok dikkat etmek lazım. E, bilgi kirliliği de mesela kastettiğimiz işte o infodemi. Nedir bu? Gereksiz, asılsız bilginin dolaşımda olması. Ve insanlar işte şu ilaç iyiymiş bu ilacı kullanma. Bu ilaç işte şuna şunu yapmış bize de yapabilir. Siz de bilirsiniz tıpta Hastalık yoktur, hasta vardır diye bir kavram vardır. Evet, evet. Çünkü herkes hastalığı farklı yaşar. Herkesin altta yatan farklı bir hastalığı olabilir. Genetik potansiyeli, beslenmesi, kilosu, çevresel faktörler. Çevresel tabii. faktörler, sigara içiyor, içmiyor vesaire. O kadar çok etken var evet. ki, hekimler bunu işte şu an Serzen'de işte bulundukları sorun 5 dakika muayene süresi yeterli değil. Hele hele Kronik, Kronik hastalığı hastalık, olanlar evet. için değil mi? Çok böyle multifaktöryel bir yaklaşım gerektiriyor. Evet. evet. Bunları anlatamıyor evet. hekimler hastasına. İdealize edilen süreler olmadığı için muayene sürelerinde. Ne oluyor? İnsanlar bilgi arayışını işte sosyal medyadan, geleneksel medyadan, televizyondan, gazeteden, komşudan bir <laughs> karşılama gereği duyuyor. Dolayısıyla... Ee, Mesela geçmişte yapılan bir takım çalışmalarda da sağlık okuryazarlığı ile ilgili insanların sağlık bilgisini hala medyadan aldığı ortaya çıkıyor. O nedenle medyaya çok görev düşüyor. Tabii ki yani ben de böyle çocukluktan gelen alışkanlıkla her sabah gazete okuyarak sağlık bölümüne bakıyorum. Fakat orada da orada da karışıklık var. Tabii ki bunu üzülerek söylüyorum ama birçok şey orada sanıyorum medyadan öğrendiğimiz birçok şey... Ya tercüme edilmiş paragraflar ki bunlara itiraz etmiyorum ancak hı hı. tercüme edildiği zaman bizim yaşayış tarzımızla yurt dışının yaşayış tarzı her zaman birbirini tutmuyor. Kesinlikle. Orada verilen yemek çeşidiyle bizim yemek çeşidimiz her zaman birbirini tutmuyor veya kavramlar. Ve orada da yine bir ümitlenme ya da bir ajitasyon ortaya çıkabiliyor. Yani havada kalmış haber gibi geliyor bana. Çok fazla dinamik var. Dediğiniz gibi beslenme şartları, bizim mesela havamız çok kirli. Avrupa çok. Birliği standartlarına göre Türkiye'de çok kirli bir temiz temiz hava yok. Bir yok. ilde sadece o ortalama değerleri karşılayacak şekilde Türk Toraks Derneği bunu açıkladı son birkaç yıldır. ve bütün illerimizde hava kalitesi çok düşük. Yok yani temiz hava yok. Temiz hava solmadığınızda ya da yetersiz beslendiğinizde. Bu biliyorsunuz yaşam kalitesini düşüren, ömrü kısaltan faktörlerden bir tanesi. Biz ne kadar bireysel olarak dikkat etsek de e, çevresel faktörlerin tamamından kaçamıyoruz, kaçınamıyoruz. Dolayısıyla bu çeviri haberlerde de belki işte bir uzmanlık derneğinden görüş alarak, konunun artık e, muhatabı olan her kimse, e, böyle bir haber geçildi. Biz bunu yapardık geçmişte ya da işte bir ilaç toplatıldı yurt dışında. Evet. Türkiye'de var mı? Kaç yıldır var? Hangi hasta grupları kullanıyor? Kimleri etkileyecek? Onunla ilgili bir hem devam haberi niteliğinde hem de o haberi doğrulayan ya da belki de tam tersi çürüten Görüş alma refleksini gösteriyorduk. İşte belli trikler var. Ona isterseniz daha sonra geliriz ney? Tabii gazetecilerin ki gazetecilerin dikkat etmesi gereken Şimdi noktalar. Şimdi Esasında çok önemli bir konu. Oraya hemen geleceğim ama ondan evvel de sizin uykuyla ilgili yaptığınız bir çalışma var, değil mi? Güzel, iyi uyku. İyi hayat, iyi sitesinde hayat. da de yazıyorum, evet. yazıyorsunuz. Orada neler yazıyorsunuz? Şöyle ki yani bu uykunun nasıl diyeyim önemi son yıllarda daha da ön plana çıktı. Uykusuzluk daha çok ön plana çıktı sanıyorum. O yüzden o da daha çok evet. da ön plana çıktı. Pandemide olsun. uykusuzluk ciddi bir sorun. Hepimiz yaşadık. Ben de şahsen yaşadım. Çünkü bütün o gece gündüz döngüsü, üstüne eklenen endişeler, kaygılar. En bir önemlisi. pandemi yaşıyoruz. O Öyle bir nesil olduk. Pandemin ne olduğunu gerçek anlamda yaşadık. Yani 2009'da bir domuz gribinde de aynı şey yaşandı ama Türkiye'ye bu şekilde galiba, SARS değil mi? vesaire bu kadar etkilememişti evet, Türkiye'yi. Evet. 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 Dolayısıyla 7'den 70'e hayatı kısıtlayan bir pandemi nedeniyle bu bütün uyku düzenimizi değiştirdi. Tabi uykuyla ilgili yapılan çalışmalar arttı. Mesela uykuyla Aşı çalışmaları, aşı aşılanmanın başarısı üzerine yapılan çalışmalardan Oradan bahsediliyor. Biraz bahseder misiniz? Onu bilmiyorum. Elbette, şöyle yani uykusuz kalan yani yeterli miktarda uyumayan insanlarla ideal süreyi tamamlayan insanların bağışıklığına bakılmış çalışmalarda evet. ve iyi uyuyan kişilerin aşı bağışıklığı antikor düzeyleri çok daha yüksek bulunmuş. Mesela bu çok önemli bir bilgi çok bana, önemli. bana göre. <laughs> çok önemli. Deniz evet. gibi bağışıklık sistemiyle uyku zaten hani uyku apnesi deriz. Evet, i̇şte evet. Mesela diyabetlilerde veya diyabete adaylarda bir uyku sorunu olabilir. Hı hı. dolayısıyla bunlar hakikaten bizim yaşamımızda çok önemli çok bir önemli. yer kaplıyor. Bazı aşı merkezlerinde bu bilgi veriliyormuş. yani iyi uyuyun. Ee, birkaç gün uykunuza dikkat edin. Hani benim denk gelmedi benim de olduğum denk hemşirelerde gelmedi. ama evet, evet. E, bu bilgi çok önemli. Yani o aşının olunduğu günlerde iyi bir uyku uyumak, antikor seviyesini yükseltmek açısından önemli. Mesela e, bu da yeni eklenen çalışmalardan. Hay Allah bütün aşıları olduk uykuyu da kaçırdık. böyle. <laughs> <laughs> Peki gelelim bir gazetecinin, bir sağlık muhabirinin dikkat etmesi gerekenlere Nelerdir? Ne tavsiye edeceksiniz? Şimdi kronik hastalıklarda özellikle şimdi konumuz diyabet olduğu için ben oradan başlamak Çok isterim. Çok sevinirim. E, çünkü yakın zamanda da 14 Kasım'da Profesör Doktor Şükrü Hatun'la bir yayını yapmıştık. Tip 1 diyabetler Onda hakkında. Onu da konuk edeceğiz. Evet. E, Şükrü Hatun hocamız orada e, artık hani hasta lafını çok kullanmamaya çalışıyoruz. İmtina haklı. ediyoruz dedi haklı olarak. Çünkü e, arka planda diyabetlilerin yaşamında neler yaşandığını az çok bizler de e, tanık olduk, biliyoruz ama o hasta kelimesini hani vaka anlamında kullandığımız için bizler de çok kolay vazgeçemiyoruz. Ama e, o yayında dedim ki ben de kişisel farkındalık açısından artık diyabet hastası demeyeceğim, diyabetli diyeceğim, diyabetli bireyler. Çok önemli evet. çünkü ömür boyu çarpı ömür boyu gidecek olan bir, bir sistemin evet. içine devamlı hasta lafını kullanırsanız griden siyaha dönüyor hayat. Evet. Onun için çok doğru. Buyurun. Değil mi? Yaşam kalitesi, yaşam evet. süresi, o kişilere öyle empati yaparsak ve onları da daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Çünkü özellikle diyabet, tip 1 diyabetlilerden bahsettiğimiz için programda hani o çocukların psikososyal gelişimleri, işte sosyalleşmeleri, okulda yaşadıkları sıkıntılar, hasta dendiğinde bizde o vardır biliyorsunuz. Yani otizm çocuklarda bile e, olumsuz etkileniyor diye karşı taraftan o çocuğun okuldan alınmasını talep eden veliler çıkıyor. Maalesef bu çok üzücü bir şey. Yani, yani maalesef çıkıyor. İşte bu sağlık yazarlığının ne kadar geride olduğunu evet. göstergelerinden evet, bir eksikliği. tanesi. Evet. evet. E, diyabetli çocukta da bulaşıcı mı değil mi? Ki çok biz soruluş. kaldı ki bulaşıcı bir hastalık e, pandemisi yaşıyoruz. İnsanlar hala maske takmadığı ortamlarda evet. diyabetli çocuklarla, otizmli çocuklarla uğraşıyorlar. Bu açıdan çok önemli. Yani gerçekten hasta kim değil? Kim e, bir teşhis almak, hasta olmak anlamına gelmiyor. Bu zamanla öğrenilen bir şey. İşte Tabii ki. kronik hastaların çevresinde olan kişiler belki birazcık daha hakim bu konulara. Daha eğitimde, daha kolay nasıl diyeyim, tolere edebiliyorlar o bilgilere sahip oldukları için ve hastalıklarını ve yaşamlarını daha kolay yönetiyorlar. Mesela ben diyabetli çocuklar kamplarını izlediğimi o zaman da aktarmıştım hocaya ve o çocuklar yaşından çok daha olgun Büyük bireyler gibi kendi durumlarına çok güzel izah eden, çok güzel yorumlar yapan işte röportajlar vermişti o dönemde. Hayatın anlamını daha çabuk kavruyoruz. Evet. Öyle söyleyeyim. Çocuk olduğum için vakti zamanında diyabetli olarak oradan Değil kavruyoruz mi? deme şansına sahip. Ama karşı tarafında yetişkin bir birey o olgunlukta ya da o bilgide ne yazık ki olmadığı için o çocuk bir öğretmeniyle ya da bir başka yetişkinle sorun dahi yaşıyor. Bu çok üzücü tabii. Yani burada işte hastalığı, hastayı, kim hasta değil, onu konumlandırmak, kullandığımız dile dikkat etmemiz çok önemli. E, bu aynı zamanda mesela obez bireyler içinde. Obez deyince bu rencide edici bir özellik gibi algılandığı için evet. kişiler bu sefer sosyal hayattan kendini geri çekme. E, davranışına gidiyor. Mesela bir taraftan da bu yönde bir çalışma açıklanmıştı. Bir, evet. Evet, evet. Birkaç sene önce. O yüzden o bez birey kelimesini kullanmamızı, tercih etmemizi söylemişti hekimler. Biraz biraz artık e, bu anlamda da bizim de farkındalığımız artmaya başladı. E, kişisel kazanım olarak görüyorum. Çünkü e, nasıl tıpta, bilimde sürekli bir öğrenme var. E, öğrendim bitti değil. Bizim mesleğimizde de o şekilde. Sağlık muhabiri oldum. Ben tamam dememek lazım. Böyle bir şey yok. Tıp ilerlediği sürece, bilgiler güncellendiği sürece, sürece biz de kendimizi güncellemek durumdayız. Ben bunu kendi adıma çok önemsiyorum. Yeni bir şey öğrendiğimde kendi hayatıma da adapte etmek, duyduğum bir sağlıkla ilgili bilgiyi uyarlayabilmek. E, yapamadığımda da kendimi kötü hissediyorum hakikaten. Yani gerçek anlamda benimsediğinizde... Ne şanslıyız sizin gibi bir böyle e, sağlık yazarıyla beraberiz. Hakikaten Teşekkür çok önemli. Benim. Ama he, tamamını evet. yapamıyoruz elbette. Ama yani. Yani, şartlar dahilinde. Gene de bu kadar araştırma ve öğrenmeyle bilgiyi bize aktarmak, aktarmaya çalışmak. Tabii bizim algımız da okuduğumuz zaman işte okur-yazarlık dediğiniz noktada algımızda ne anlıyorsak veya neyi anlamak daha çok hoşumuza gidiyor ise e, biz onu algılıyoruz. Doğru soruyu sormak dediniz de biraz önce evet. çok incitici oluyor dediniz. Evet. Çok haklısınız. Evet. Şimdi bunu ben mesleki anlamda da görüyorum çevremde. Yani televizyonda izlediğim bir programda ya ben olsam şunu sorardım hissiyatı çok oluyor. Oluyor Çünkü, değil mi? E, doğru soru her şeydir. Doğru kaynak her şeydir. E, i̇letişimde sadece habercilik, gazetecilik değil. Yani günlük iletişimimizde de doğru kişiye doğru soru sormak çok önemli. Çünkü biz öyle de öğrendik hedefe yani, ok atmak gibi bir şey kesinlikle. bu kesinlikle. Evet. Doğru bilgiyi içimizde tutmak değil, o bilgiyi özümseyip soru sorabilmek. Bizim mesleğin bütün şeyi zaten pusulası bu. Bundan ibaret. Çünkü biz kamu yararını bir meslek icra ediyoruz, icra etmeye çalışıyoruz. Evet. dolayısıyla kamu yararını gözetecek o soruyu bizim içimizde barındırmamız lazım ki biz bir şeylere vesile olalım. Yani Mesela bu pandemide yine hasta vaka tartışmasında bir gazetecinin sorusuyla ortaya çıktı biliyorsunuz. Evet. Gerçek evet, e, evet, evet. vaka sayılarının açıklanmadığı bir evet. soru gündemi değiştirir. Gündemi değiştirir. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi burada genellenen bazı hastalıkların tedavileri oluyor. Hı hı. Yani e, haber olarak dinlediğimiz, okuduğumuz, duyduğumuz. E, örneğin bariyatrik cerrahi. Şimdi bu konuyu her neredeyse bu konuyu bilen e, konuğumla paylaşmak istiyorum, konuşuyorum, danışıyorum. Bariyatrik cerrahi dendiğinde bunun başına devamlı olarak diyabet cerrahisi yazılıyor. Evet. Ben de bu diyabet cerrahisi yazılmasına hani nasıl bir eylem yapsak da artık son versek diye e, büyük soru işaretleriyle karşılık veriyorum. Niye diyeceksiniz? Şimdi diyabet cerrahisi demek diyabetinizin geçeceğini anlatan evet. gene bir e, yoruma açıklık veren e, bir yorum. Ancak diyabet geçen bir hastalık değil. Dolayısıyla da şimdi çocuğu diyabetli olmuş. 3 aylık diyabetli bir çocuğu var o annenin, babanın. Diyabet cerrahisi. Ay benim çocuğum da yaptırabilir mi diye kaç kişinin bana sorduğunu hatırlıyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz o insanlara hayır asla yaptıramaz bu ömür boyu süreceği ne kadar yumuşatarak söylemeniz gerekir. Ancak burada problem bunu genel olarak ayırmadan tip 1 olsun, tip 2 olsun veya işte başka hastalıklarda başka tipler olsun. Bunları ayırmadan bize yansıttıkları zaman biz gene çok yoruluyor ve üzülüyoruz. Şimdi deneyimli bir zaten işte sağlık habercisinden bahsedelim yine örnek verelim Ya da gazeteci diyelim. Haber yapmak istedi bu konuda. Çünkü e, sağlık sistemindeki rekabet e, kimi zaman e, doktorları da bu tip böyle flash başlıklarla ya da yaptığı işi biraz daha böyle büyüterek, köpürterek Değil mi? E, sunma gereği e, hissediyorlar ve gazeteciyi de yanıltacak noktaya getiriyor. E, şimdi uzman değilseniz ve bunu sorgulamıyorsanız, arka planda biriye, başka birilerine görüş alarak doğrulatmıyorsanız o tuzağa düşmeniz kaçınılmaz. Ama uyanık olması gerektiği noktalar şöyle işte, böyle bir cerrahi var mı? Uzmanlık derneği bunu öneriyor mu? Ya da e, Türk Tepleri Birliği'nin mesela her yıl yayınladığı bir şey vardır biliyorsunuz. Hem hizmet bedeli olarak belirtilir. Yapılan işlemler. Yani e, suta kadar gidilebilir. Evet Devletin karşılığı, karşılamadığı, işte e, bütçede var mı bunu, ameliyatın yeri, SGK karşılıyor mu? O kadar çok araştırılacak, soruşturulacak parametre var ki çok. baktığınızda değil mi? Yani bunun karşılığı yok. Bu bir sabun köpüğü başlık sadece. Ya da ilk tek hep onu söylüyoruz en yeni tedavi ilk tek bu bu laflar bu klişelerden artık gerçekten vazgeçilmedi. Ee, en yeni mucizevi işte oraya da geleceğiz yine e, tırnak içinde otçular, şifacılar ya da alternatifçiler çok büyük bir konu başlıyor. Yani e, sadece böyle e, genelden sıyrılıp işte diyabet cerrahisi dediğiniz noktada orada alternatif tıpçılardan hiçbir farkı kalmıyor o hekimin benim nezdimde. Çok haklısınız. Yani inanın arkanızda duruyorum. Hatta böyle e, benimle aynı fikirde olan insanlar olduğumda çok mutlu oluyorum. Allah'tan bu gelen konuklarımızın, konuklarımızın, doktorlarımızın çoğu aynı kanıda, e, hatta hepsi aynı kanıda dediğiniz gibi Hakikaten alternatif dediğimiz kelime zaten çok yanlış bir kelime diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz o, bu konuda. O işte biraz böyle yan kollara ayrıldı dediğiniz gibi işte tamamlayıcı tıp işte bütünleyici tıp gibi ama alternatif e, e, siz de yine katılacaksınız. Bilimin alternatifi yok. Olmaz. İşte tıbbın alternatifi yok. İlacın alternatifi, aşının alternatifi yok. Bence yok. Yani bizim kanıta dayalı bilimin söylemine inanmak zorunluluğumuz var. Çünkü hakikaten çok zorlu aşamalardan, uzun süreçlerden geçiyor o çalışmalar. O bir ilacın çıkma süreçleri, şimdi aşının bu kadar kısa sürede bulunması. Şimdi onu soracaktım ne düşünüyorsunuz diye evet. o konuyla ilgili. Evet. Yani bunlar böyle çok kolay algılanıyor belki ama hani çok fazla araştırma merkezine gittik, ilaç firmasında üretim merkezlerine gittik, kongreler izledik, ameliyatlar izledik biraz önce söylediğiniz gibi. Hani baktığınızda ben de mesela bu pandemide yoğun bakımlara keşe girsek de göstersek çünkü çoğu insan entübe'nin ne olduğunu bilmiyordu. Biz biliyoruz. Tabii Ve ki. Ve entübe etmenin ne kadar acık acı bir durum. Ya da yoğun bakımda zaten standart tedavi bile çok ürpertiçi. Çok yani. zor zaten. O hekimlerin, doktorların yerine bir empati yapıyorsunuz, hasta yerine ayrı bir empati yapıyorsunuz. Bunların gösterilmesi, bunların bilinmesi hiç kolay değil bu süreçler. Yani mesela hekimin de şiddetin Hekim ve sağlık çalışanlarına şiddetin bu kadar arttığı bir dönemde e, bu bence çok e, ters e, orantı. Yani bilgisi düştükçe insanların sağlık okuryazarlığı, bilgisi düştükçe, geriledikçe, evet, eğitim seviyesi, geriledikçe, evet, eğitim seviyesi evet. geri gittikçe bu şiddet olayları arttı, artacak. Çünkü ilk değil son değil. Peki biz Bunda böyle paralel. çok fazla şiddete meyilli bir milletmişiz demek ki. Yani herkese saldırmayı tercih eder hale geldik. Tahammül sınırlarımız hiç kalmadı hiçbir şekilde. Yani koskoca doktora belki bizim istediğimiz cevabı veremeyebilir, belki hasta hakikaten e, eksi olmuştur, yapacak hiçbir şey yokturuyor. Yani burada doktorun suçu ne? İlla üstüne atlayıp e, vurmanın kırmanın anlamı ne? Çok acı bir şey esasında. O Tabii toplumsal dinamikler ne yazık ki e, o şiddete e, yaptırım olmadığı sürece bunu besliyor. Maalesef. Bunu besliyor. Maalesef, yani çok maalesef. ciddi yaptırım getirilmesi lazım. Hani çok Mesela uçuk kaçık gibi geliyor insanlara ama sağlık hizmetinden sınırlansınlar. Ya da ücretsiz sağlık hizmetini paralı hale getirsinler bu insanlar için. Bakın bakalım sağlık çalışanına şiddet oluyor ama. Çok güzel fikirler ama. veriyorsunuz bizi duysunlar. Bunlar hayır zaten dillendirilen evet, şeyler. Evet, İlk evet. başta çok radikal şeyler gibi geliyor ama aslında bu olmadıkça hakikaten insanlar vazgeçmiyor. Ve o insanların eğitimini de küçümsüyorlar aşağılıyorlar. Sen bana hizmet de vermek zorundasın. Bu böyle değil, bu mekanizmalar böyle işlemiyor. Herkesin yaptığı işe saygı duyulması lazım bu memlekette. Yani işte gazetecilikte de aynı şey var. Yurttaş gazeteciliği eline kameraya telefonu alan bir video çekip altına bir takım yorumlar yazıyor. Ama o gazetecilik olmuyor elbette. Yani biz 4 sene okulları boşuna okumadık. Ya da o tıpçılar 6 sene tıp eğitimi, üstte 4 en sene az, uzmanlık, tabii, üstte tabii. belki yan uzmanlık, yan dal vesaire. 15-20 sene okuyan bir meslek grubundan bahsediyoruz. Ve onların dediklerine inanmak zorundayız. Yani şu an bilim karşıtlığı olarak gelinen noktada e, bu e, hepimize kaybettiriyor. Hekim göçünden şu an çok ciddi bir hekim göçünden bahsediyoruz. Evet, yani ülkemizde kalmayacaklar. kronik evet, evet kronik hastalıklar açısından siz düşünün lütfen ne kadar çok yaygın Türkiye'de kronik hastalık kronik hasta sayısı milyonlarla ifade ediliyor ve binlerce doktorumuz çok kıymetli hekimlerimiz biz yurt dışına göndermek durumunda kalıyoruz. Ve orada ne kadar başarılı oluyorlar, biz de ne kadar gurur duyarak isimlerini zikrediyoruz burada. Ama ne acıdır ki bizimle değiller burada. Bize oradan ancak hitap edebiliyorlar. Ya yurt da işte dışında. bu şiddet e, mesela tıpta belli branşların tercih edilmesine, belli branşların hiç tercih edilmemesine neden oluyor. Mesela işte beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, eskiden TUS'un birincileri kardiyoloji seçerdi. Biz bunları haber yapardık. Çünkü hakikaten Tıpta okumak zaten bir parlak zeka nedeni değil mi? O, o tabii. tabii. Tuz tabii. birincisi daha da parlak. Ve o en parlaklar işte kalp cerrahisi, kardiyoloji, beyin cerrahisine giderdi. Şimdi e, tercih edilen branşlar göz, dermatoloji. Hani cerrahi olmayan mümkünse branşlar. Mümkünse Sonunda daha rahat yapılacak. Evet, evet, evet. Mal evet. praktik açısından, dava e, süreçleri açısından e, hekime yük getirmeyecek branşlar. Mesela kadın doğum, çocuk ve bunlarda tercih edilme oranları çok düşüyor. Ve haklı olarak doktorlar şöyle bir serzenişte Yarın öbür gün sizin çocuklarınızı ameliyat edecek. ya Kalbini tedavi edecek. Doktor bulamayacaksınız. Bunlar çok acıklı. Ve bunlar e, öngörü değil. Bunlar olabilecek. gel <laughs> yani böyle tahmin kehan ke kehanetlerin e, oluşup oluşmadığı konusunda hani böyle bir teledütlü bilgiler değil. Bunlar oluyor. Ve bu branşlardaki hekim sayısı giderek azalıyor emekli olanlar, Covid'den kaybettiklerimiz baktığımızda, ah, 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 çok e, yani kronik bunlar. hastalıklar açısından özellikle ciddi bir alarm niteliğinde diye düşünüyorum. Çok alarm niteliğinde hem de çünkü kronik hastalık olmayan kişi kalmıyor veya ev Değil kalmıyor mi? gibi bir hale gelinmiş durumda. Gene bunu konuşmuştuk doktorlarımızla da. Ancak şunu merak ediyorum ben. Bütün bu sağlık muhabirleri dediğimiz noktada sağlık muhabirine açılmış herhangi bir hukuki dava var mı? benim bildiğim kadarıyla yok. zaman zaman şikayet edilen yani mesela benim de basın konseyinde öyle bir mi şey olmuştu geçmişte. Ama biz ben hep şey ses kaydıyla çalıştığım için hep bir eee delil var güvence var evet, güven. aldığımız evet, için. Evet. bizim gazetenin yayın politikası gereği de biz telefon konuşmalarımızı dahi kayıt altına alırdık. Ne güzel. dolayısıyla o kaydı da olmayan hiçbir şey yazmadığımız için daha sonra birisinin reddetme, ben aslında öyle demek istemedim demesine karşılık kendimizi o anlamda güvenceye alıyorduk. Benim şahsen hukuki öyle bir şeyim, sürecim hiç olmadı. Ama ne kadar güzel ee, şeyler yapmışsınız ve ne kadar sizden örnek alınması gereken medeni davranışları içinde yapmışsınız bütün bu muhabirliği. Dediğim gibi ama sağlık muhabirliği çevre, e, tamamen çevre işidir. E, biz bir kongreye davet ediliyorsak, bilimsel sempozyuma davet ediliyorsak aslında orada biraz gazeteciyle haber kaynağı arasındaki güven de e, önemli ki, diye düşünüyorum. Çünkü biz e, sağlık muhabirleri olarak da böyle e, ciddi dayanışma içindeydik hep. E, öylesine hala öylesiniz sizin arkadaş öyleyiz. grubunuz? Evet, evet, evet. hala da öyleyiz. Birbirimizden çok besleniriz, birbirimizden çok feyiz alırız. E, ben benden büyük e, meslektaşlarımdan çok şey öğrendim. Bir de derneğiniz var değil mi? Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği. Evet. Aynen. Evet. Çok Dediğim güzel. Dediğim gibi biz vakti zamanda İstanbul Tabip Odası, Türk Töpler Birliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte bir eğitim serisi yaptık ve biz sertifika aldık. Yani sertifikalı sağlık muhabirleriyiz. Harika. Bir jenerasyon. Harika. <laughs> Bunu devam ettirmek istiyoruz aslında buradan da onu onda yapacak ifade çok şey var diyorsunuz. Çok. Peki şunu sormak istiyorum bugün. Eğer elinizde bir sihirli değnek olsaydı bu sağlık haberleri özellikle benim gibi ne kadar ismini hasta demesek de tıbbın hasta bölümünde olan kişiler için rahatsız edici olan haberler, doğru olmayan haberler, bizi kandıran haberler olmaması için ne gibi bir eğitim önerirdiniz? biz aslında e, yıllar önce bunu e, öneri olarak da dile getirdik. Hatta İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi benim mezun olduğum fakültede kısa dönem böyle bir e, sağlık iletişimi, sağlık muhabirliği dersi verildi. Üniversitelerde başlanması lazım. Yani iletişim fakültesi e, fakültelerinde. Çünkü sağlık okunan en çok tıklanan, en çok e, okuyucu kazandıran konuların başında geliyor medyada. Dolayısıyla iletişim Fakültesi'nde bu konuda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere bu bilgilerin düzenli olarak verilmesi. Yani böyle işte mevsimsel ya da seçmeli ders olarak değil de çünkü sağlık okur yazarlığına da hizmet edecek yarın öbür gün. Evet. Eskiden ben çok takip ederdim. Tıp fakültelerinde hasta okulları olurdu. Evet. Haftalık. Evet, evet, Ve ben onların yaptık, uyan evet. programlarına... Ta, yani giderdim. Yani hasta yakını neden şikayet ediyor? Oradan bir hasta öyküsü yakalardık mesela. E, o hasta öyküsünü haber yapardık. E, ya da ben sadece bilgilenirdim. Yani orada bir eğitimden faydalanırdım. Bunlardan bahsederken lafınızı böldüm böyle. O zaman internet çok fazla yoktu Hiç herhalde. Yok, tabii ki. ki araştırmayı siz biz zaten. Yani biz yerinde. Yani e sabahtan çıkardık, hastaneleri dolaşırdık. Bazen hocalara ziyarette bulunurduk. ...gündemde ne var ne yok... ...ya da işte toplantıları hiç kaçırmazdık... ...yani haftada üç kongre olurdu... ...ve biz o üç kongrenin... ...sabahtan akşama bazen oturumlarını izlerdik... Evet. ...basın toplantılarını izlerdik... ...dolayısıyla... ...bu beslenmeyle alakalı... Bilgi, ...bilgi beslenmesini hiç bırakmamak lazım... ...dolayısıyla... ...iletişim fakültelerinden başlanması gerektiğine inanıyoruz... ...bazı fakültelerle belki bu... ...önümüzdeki dönemde... işbirliği gibi niyetlerimiz de var... Bu niyetleri lütfen bir an evvel gündeme getirin. Hakikaten lütfen, sağlık haberciliği inanılmaz önemli. Çok ben cool. e, kronik hastalıklar tabii ki daha ilgimi çeken bir bölüm. Ancak bütün hastalık sektörü içinde. Hakikaten o kadar önemli ki mesela organ nakli diyorsunuz. Biz ancak bir şeyler başımıza geldiği zaman ne demek istendiğini algılıyoruz. Ya da hiç umursamıyoruz. Ya da bana bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Hep bizim sistemimiz genelde insanoğlunun, böyle bir düşünce tarzı içinde. Ancak tabii burada bizi yönlendirecek olan biz haberi doğru okursak, az, öz ve net yazılırsa bize. Latince değil de Türkçe yazılırsa. Çünkü biz onu başımıza gelen her tamam, bir şey geldi öğreniyoruz ancak bilmiyoruz ne demek olduğunu. Bilmeyince ne oluyor? İkinci satırda sıkılıyoruz bu sefer. Çok haklısınız. Yani, yani çok, evet. biz ben bunu hep e, Yeni doktor olan arkadaşlara, benden daha genç olan arkadaşlara da söylüyorum. Lütfen biz anlayalım sizin bize hitaben ne söylemek istediğinizi. Anlamadığımız sürece biz yapamayız, uygulayamayız, güvenemeyiz. Çok haklısınız. Orada hekimlerin de, sağlık çalışanları da bir medya eğitimi kapsamında evet. Ee, o nasıl diyeyim, küçük eğitim diyeyim. Onların eğitimlerinin yanında belki çok eee anlamlı büyük Olsun. değil ama Olsun. bu çok zaruri belki onların çok küçük bir zaman dilimine ayırarak medya iletişimi konusunda sağlık okur okuryazarlığı işte topluma aktarılması konusunda bir eğitime ihtiyacı oluyor. Çünkü tıbbi terminoloji hakikaten yorucu. Evet. Yani standart bir evet, evet toplum insanı olarak. Ayrı bir lisan. <laughs> kesinlikle ayrı bir lisan. Dediğim gibi ben ansiklopedi ve şeylerden sözlüklerden çalışarak edinirdim o bilgileri. E, gelinen noktada İnsanlar bir şeyler okuyorlar, evet piyasada artık binlerce kitap var, seçebiliyorlar ama onlar hakikaten gerçek bilgi, Yani ulaşılması gereken hedef nihai bilgi mi? Ee, onun çok iyi tartılması ve işin uzmanları bazen şöyle bir e, refleks de gösterebiliyor, ona da çok üzülüyorum. Ama bu konudaki konuşan çok kişi var. Evet, ben konuşmayayım, onlarla aynı e, işte düzlemde görünmek istemiyorum. Halbuki asıl konuşması gereken hocalar, bilim insanları onlar. Onlardan kalan boşluğu ne yazık ki bazen işin uzmanı olmayan kişiler dolduruyor. İşte bu çok önemli. Yani hasta hastaneye başvururken, doktora giderken insanların o anlamda da seçici olması için evet internet var. Hatta e, doktor shopping diye bir kavram var mesela yine son yıllarda. Böyle AVM'de bazı e, dolaşır gibi doktor doktor dolaşan Google'dan işte uygun doktoru bulan hepsine giden bir de böyle bir hasta evet, kesimi evet. var. Evet <laughs> evet yani bunu biz diyabette de bazen Değil rastlıyoruz. Mi? Doğru doktoru bulana kadar veya kendine uygun doktoru bulana kadar. Şimdi kimseyi kınamıyorum. Gayet mantıklı hani başına bir şey gelmiş insanın ve o güvenceyi sağlaması lazım çarpı ömür boyu o kişiyle devam edebilmesi için. Yaşam e, izin verdiği müddetçe. E, buna ne kadar hakikaten doktor doktor dolaşan yani, insanlar var. Ya yani Bizler nasıl ki bir bilgiyi doğrulatmak için iki ya da üç kişiye başvurup görüş almamız gerekiyorsa... Hastaların da aynı şekilde doğru doktoru bulana kadar bazen 2-3 doktoru dolaşması gerekebiliyor ya da 2-3 doktordan görüş alması, gereke... alması gerekebiliyor. Biliyor. Evet, evet. Ama en nihayetinde bu işin uzmanı hekimleri de birazcık daha cesur ortaya çıkıp yalın bir dille hep söylediğimiz gerektiği noktada açıklama yapıp, bilgi verip halkı aydınlatması gerektiğine de inanıyorum. Valla ez cümle ben şunu diyeceğim sizden de aldığımız bilgiler doğrultusunda. Gene diyabeti ele alacağım. Diyabet başta olmak üzere birçok hastalık için geçerli. Kendi doktorlarına sormadan başka hiçbir şeye güvenmesinler diyeceğim. Bir de kendi güvendikleri sağlık muhabirlerini okumaya devam etsinler. Bu da çok önemli. Benim çocukluğumda, gençliğimde Bizim okuduğumuz sağlık haberleri çok daha doğru haberlerdi hı hı. Ee, ve hakikaten iyi ki sizin gibi de insanlar var, sizin gibi muhabirler var, sizin Teşekkür gibi bu işi A'dan Z'ye bilenler var. Hem iletişimi hem hastayı hem de doktoru kırmadan yazı yazanlar. Bu bizim için çok önemli. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bilgilendik için. ve umarım dediğim gibi siz daha birçok insanı eğitirsiniz ki biz hep doğru kaynaktan doğru haberleri alabilelim. Çok Sağ teşekkür olun. ediyorum ben de. Efendim haftaya görüşmek üzere. Gene aynı gün aynı saatte sağlıkla kalın. aşımızı olalım, olur mu?